Selamünaleyküm değerli takipçilerim. Günün Ev Hayatı YouTube kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız bacılarım? İnşallah iyisinizdir. Bizlere soracak olursanız hamdolsun. Sağlığınıza duacıyız. Şöyle bugün güzel bir kurabiye tarifimiz var arkadaşlar. Malzemelerimiz şöyle bir çay bardağı yoğurdumuz var. Bir çay bardağı sıvı yağımız. Bir adet yumurtamızın sarısı. İçine kattık. Beyazın üstüne kullanacak. Bunu önce güzelce bir karıştırın. Yoğurdumuz pürüzsüz hale gelene kadar karıştırdık. Şöyle hemen yine alalım. Burada arkadaşlar 125 gram oda sıcaklığında tereyağımız var. Hemen şöyle koyduk. Kenarın olmasını sevmiyorum. Şöyle hemen alın kenarından. Dört su bardağı da unumuz var. Sıvı malzemelerle tereyağını da güzelce karıştırın. Tereyağımız zaten oda sıcaklığındaydı. Erken çıkartmıştım dolaptan. Unumuzu yarıdan fazlasını döktüm. Şöyle içine bir paket vanilya, bir paket de kabartma tozumuz var. Onları da ilave ettim. Şimdi hamurumuzu yumuşak şekilde yoğuralım. Unumuzu birdenbire katmayalım. Yavaş yavaş kontrollü şekilde güzel yoğuralım. Kurabiye hamurumuzu. Şöyle biraz daha indirelim. Bu arada arkadaşlar şöyle duvarımı da göstereyim. Şimdi merak ederseniz nokta nokta onlar ne diye. Bizim bu masayı çekip koydukça orada duvarlara zedelemişik boya iç kısmını. Eşim oraya alçıpan diyorum alçıyla o şey yaptığımız illeri düzeltti. Eve badana boya yapacak. Böyle şeyli olan illeri dün her tarafından geçti. Bakalım boyayı ne zaman yapacak? Tam belli değil. Şu an çalışıyorlar. Duvarımıza böyle rengarenk duracak herhalde yapılana kadar. Hamurumuz kıvamını alırsa unumuzun hepsini katmam. Bir bakayım. Şöyle yumuşaklığına ona göre 4 su bardağı unu ayarladım ama biraz kalacak herhalde. Kıvam çünkü şöyle güzel. Hamurumuzun şöyle kıvamı gayet güzel oldu. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar arttı. Bunu yine 2 yemek kaşığına ölçeceğim arkadaşlar. Hemen hamurumuzu kenara alalım. Burada iç harcını şöyle takipçimin biri bana Arabistan'dan göndermişti. Oruçta hurmalarla beraber bu hurma içi arkadaşlar. Hurmanın ezilmiş hali. Ben bunu kurabiyemizin içine kullanacağım. Çok da güzel lezzetli tadı var. Şöyle biraz da keseceğim. O kadar sert ki bu da. Gerçi dolaptaydı. Bozulmasını dolaba koyduydum. Siz de bunu içerici olarak arkadaşlar elinizde bu eminim yoktur. Çünkü bize de yok. Bize de dediğim gibi yurt dışından geldi. Siz de içerisinde normal elmalı kurabiye yaptığımız gibi elmayla beraber o da çok güzel oluyor. Öyle yapabilirsiniz. Hemen şunu kenarına alın ve eğer eksik olursa tekrardan biraz da çıkartırım. Şimdi ben bunu böyle kare kare şekilde kesip kurabiyelerimizin içine koyacağım. Bir tanesini bir göstereyim arkadaşlara nasıl yapacağımı. Bu çok şöyle biraz azaltalım. Evet kurabiyemizin içine göre çok da sıkmayacağım. Zaten sıkıştırılmış hali. Şöyle elimle düzelterek kenarlarını şu şekil.
İçine üzüm, ceviz, elmayı şeyle pişirin arkadaşlar. Ocakta şekerle beraber acayip güzel oluyor o haşta. İçine ben üzüm de katmıştım öbür yaptığımda. Ama bu hurmayı başka bir şeye kullanamayacağım için sabah biraz kahvaltıya koydum. Pek yemediler. Ben tadını çok beğendim. Onun için kurabiyemi de kullanacağım. Hepsini bu şekilde yapalım. Kurabiyemizin içine göre. Kurabiyemizi içine hazırladık. Hemen şöyle hamurumuzu yanımıza alalım. Hamurumuzun güzelliğine bakın arkadaşlar. Acayip güzel oldu. Hamurumuzu böyle dilimledik göz kararı. Yumaklarımız büyük olursa şöyle biraz daha küçültelim. Çok da yuvarlanmıyor arkadaşlar. Tekrardan yuvarlayacağımız için şöyle yuvarlaklarımız belli olsun. Kaç yumağımız çıkacak? Şöyle yumaklarımı tuttum. Hemen önümü biraz açayım arkadaşlar. Burada şöyle elimize bastırarak içine yapmış olduğumuz haşlarımızı koyalım. Şöyle yavaşça bükelim. Bu şekil. Hemen bunu kenara alalım. Tepsimizi getirmedim yanıma öbür tarafta. Çok basit kurabiye tarifimiz. Hemen yapıp misafirlerimize sofraya çıkarabileceğimiz bir kurabiye tarifi. Hem çok güzel görselliydi arkadaşlar. Hem lezzeti de. Benim burada basit yöntemim ne oldu? İç harcını hazırlamamış oldum. Evdeki olan malzememle kullandım. Evet, gayet güzel oluyor gördüğünüz gibi. Hepsini böyle yapalım. Şimdi kurabiyelerimizin hepsini yuvarladık arkadaşlar. Burada yumurtamızın bir tanesini beyazını ayırmıştık. Şöyle de cevizimiz var. Önce yumurtamızın beyazına bulayıp şu şekil cevizimizi de buladık. Hepsine bu şekli verelim. Cevizlerimiz biraz iri, daha güzel duruyor diye iri iri kıydım. Şöyle elimizle de dışarıda kalanları bastıralım. Evet, şöyle kurabiyelerimiz pişti arkadaşlar. Hemen ocağımızın üzerine aldım. Burada elimde şöyle pekmezimiz var. Üzerine pekmez gezdirecek. Çok güzel yakışıyor bunu arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim. Bol seve biraz daha bol atabilir. Bu kadar olmasa yeterli oluyor. Bakın bir kaşık şeyden bir sürü pekmezden. Pekmezimiz biraz koyu. Hemen biraz daha pekmez alalım. Evet arkadaşlar, kurabiyemiz pişti. Şöyle bir tanesini kestim. Ortasını göstermek istedim. Bakın koyu olduğu için hiç erime yapmamış. İçinde top top duruyor ama yedim bir tanesine, tadına baktım. Gerçekten acayip güzel olmuş.
beğendiyseniz kanalımızda kalın. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim değerli takipçilerim. Allah hepinize razı olsun. Hoşça kalın.